Sıra geldi ilişkileri, hitaplara, ünvanlara. Mother, mom, ikisi anne için kullanılıyor. Father, brother, erkek kardeş. Sister, kız kardeş, işte bacı. Boyfriend, girlfriend, bunlar normal erkek kız arkadaşlar için de kullanılıyor ama genelde sevgili anlamında kullanılır, onu size söyleyeyim. Child, çocuk. Children, çocukların çoğulu. Kids de çocukların çoğulu. Children, kids, biraz daha küçükler için kullanılabiliyor, haberiniz olsun. Relatives, akrabalar. Son, erkek evlat. Daughter, kız evlat. Fiance, fiancée. Bunlar erkek ve kız nişanlılar için söyleniyor. Colleagues, aslında meslektaş anlamına gelse de iş arkadaşı anlamına geliyor. Colleague. Şimdi şurada olay biraz karışık. Şimdi buradan sonra birçok kelimeyi ikisi için de kullanıyorlar. Mesela brother in law, bacanak anlamına geliyor. Kayınç anlamına da. Father in law, kayınpeder. Ama sister in law, hem elti, hem baldız, hem yörünce anlamına geliyor. Diyeceksiniz ki karıştırmıyorlar mı? Karıştırmıyorlar. Çünkü hitap ederken kullanıyor ve ismiyle kullanılıyor çoğu zaman. Grandchild, torun anlamına geliyor. Hemen ardından grandmother, anneanne ya da babaanne. Yine çift anlamı var. Grandson, torun. Husband, koca. Wife, gördüğünüz gibi karı ya da eş anlamına geliyor bayanlar için. Aunt, teyze hala. Uncle, amca dayı. Hep çift gidiyor, farklıysanız. Cousin, kuzen. Ve nephew, yeğen, bunların akrabalık derecenin Türkçedeki farkını biliyorsunuz herhalde. Yani birinci dereceden teyzenizin oğluyla amcanızın oğlu veya işte dayınızın oğlu aynı şey değil. Yeğen, kuzen orada fark ediyor. Neighbor, komşu. Parent, ebeveyn demek. Anne babanıza deniyor. Bunlar akrabalar. Bu hikayenin bir de ekranın sağ tarafı var. Mr. MRS. Mrs. Bunların kullanımı. MZ'yi erkekler için kullanıyoruz. Olay çok kolay. Bütün erkeklere MR soyadıyla hitap edebilirsiniz. Mesela Haluk Tatar benim ismim. MR Tatar. Bekarmışım, erkekmişim. Şema pardon, bekarmışım, evliymişim hiç fark etmiyor. Ama bayanlarda eğer evlenmemişse Miss kullanıyoruz. MISS. Göstereyim, niye göstermiyorum ki? Şöyle. Şunu. Bayanlarda evlenmemişse bunu kullanıyoruz. Evlenmişse, %100 eminsek, eşinin soyadıyla bunu kullanıyoruz. Eğer ki evlenmiş ya da evlenmemiş olduğuna emin değilsek, yani bir fikrimiz yoksa, o zaman şunu kullanıyoruz. Ama erkekler için hep bu. Boşanmışa divorce, boşanmış olarak kullanılıyor. Nişanlı engaged, married evli, separated ilişkide ayrılmış. Boşanmış değil. Yani aynı evde yaşıyorlardı, ayrıldılar gibi. İlişki bitmiş ya da. Single, bekar. Durum çok telaffuz edilmek istenmiyorsa unmarried diyoruz. Bekar vesaire de hiç evlenmemiş. Ya da widow, dul anlamına geliyor. Widow ya da widow tek başına dul anlamına geliyor. Yani evlenip boşanmış ya da işte eşi tarafından vefat ederek dul kalmış kişiye. Gördüğünüz gibi bütün ilişkiler burada var. Ha, bunları ezberlemeniz gerekmiyor bu kadar derin bir şekilde. Daha henüz o aşamada değiliz. En başlardayız. Ama bir mother'ın ne olduğunu, bir father'ın ne olduğunu, brother'ın, sister'ın ne olduğunu bilin en azından. Ya da child'ın çocuk olduğunu bilin. Geri kalanları ezberleriz. O sorun değil.